HRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Erdek Narlı Mahallesi'nde Naz Yakak, kemik iliği nakli için yardım bekliyor. Ben iyileşmek istiyorum. Kan almak istemiyorum, canım çok yanıyor. Balıkesir Okuyor projesiyle Türkiye'nin ilk müzik evi Kepsut'ta hizmete açıldı. Hiçbir ilçeye, hatta birçok ile bile nasip olmayacak bir tesisin içinde bulunuyoruz şu anda. Hayvanseverler Başkan Yücel Yılmaz'a plaket verdi. Bigadiç girişine bölünmüş yol ve ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Balıkesir'den Bigadiç'e kadar duble yolun nihai tamamlanıyor. Havran'da iyi tarım ve organik tarım için panel düzenlendi. Havran ve civar ilçelerimizde bu iyi tarıma yönelik katılımlar çok ilgi çekti. Burhaniye Düdüklü suyuna talep fazla olunca bir çeşme daha yapıldı. Erdek'te batan yük gemisi tehlike saçıyor. Kalkmasını isteriz abi, köyümüzün gelir kaynağını öldürüyor. Türkiye'de kadınlar 80 yıldır seçiyor ve seçiliyor. 1935'te 18 kadın ilk kez parlamentoya girmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş henüz biletlere yansımadı. Geçen sene aynıydı, bu sene de aynı. Ben ayda 3 kere gelip gidiyorum. Teknik direktör Kemal Özdeş, Balıkesir Spor'la sözleşme imzaladı. Umuyorum burada istediğimiz şeyleri gerçekleştireceğiz ve ligde kalacağız. Sevgili seyirciler, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı köyünde yaşayan 8 yaşındaki Naz Yakak, Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele ediyor. Yakak ailesi kemik iliği nakli için yetkililerden yardım bekliyor. Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Narlı köyünde yaşayan Yakak ailesinin tek çocuğu olan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Naz, yakalandığı Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele ediyor. Acilen kemik iliği nakli olması gerektiği bildirilen Naz, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi. Ben iyileşmek istiyorum. Kan almak istemiyorum, canım çok yanıyor. Lütfen yardım edin bana. Ben ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen. Ne lazım sana? Kemik iliği nakli. Devamlı hastaneye mi gidip geliyorsun? Evet. Koşamıyorum ben. Eşi Kahraman Yakan bir işletmede bekçilik yaptığını anlatan Naz'ın annesi Hisni Yakak, her iki haftada bir büyük şehirlerdeki hastanelere gidip geldiklerini söyledi. Naz kemik iliği nakli. Naz iki aylık kenar rahatsızlığı çıktı. Ve sürekli biz iki haftada bir Bursa'ya gidip geliyoruz. Geçen sene Naz'ın dalağı alındı. Naz'ın kanı haftada bir olmaya başlamıştı. Yani çok güçlük çekiyorduk. Naz'ın kemik iliği nakli olması gerekiyor. Çünkü ben Naz'a kan bulamıyorum. Naz'a çok zor buluyor. Hani 2-3 sepetten bir tanesini bulamayacağım. Yani bugün Naz büyüdüğünde ben ona hiç kan bulamayacağım. Onun için Naz'ın bir an önce nakil olmasını istiyorum. Bir annesi olarak. Benim tek evladım, başka da yok. Biz de tüp bebekle de biz 3 sene denedik. Bütün elimizdekini, varımızı, yoğumuzu verdik ama o da olmadı. Hani ben istiyorum ki Naz nakil olsun, iyileşsin başka çocuklar gibi. Hayatını yani bensiz geçirsin. Benim elime bakmadan istiyorum. Şimdi biz dışarıdan da iyilik istedik ama onun da yüksekmiş maliyeti. Riski de var herhalde değil mi? Riski de var, evet. Yani dışarıdan riski var ama başka çarem yok. Çünkü ben Naz'a kan bulmakta zorluk çekiyorum. Onun için bir de bu köy yerinde biz yaşıyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. Yani biz sabah 7'de çıkıyoruz, gece 7'de, 8'de, 9'da biz karanlıkta eve varıyoruz. Naz okulundan kalıyor. Naz 3'e gidiyor ama doğrusu okumayı bile bilmiyor daha. Maddi imkansızlıklardan dolayı kemik iliği temin edemeyen Yakak ailesi hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor. Bizim sesimizi de duysun, Naz'ın sesini de duysunlar. Naz sağlığına kavuşsun istiyorum. Bize de yardımcı olsunlar. Hani yetkililere de sesleniyorum. Sağlık Bakanı da benim sesimi duysunlar. Benim bir tane evladım var, başka da yok. Balıkesir Okuyor projesi kapsamında Kepsut 125. yıl yatılı bölge okulunda bir program gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yaman'ın da katıldığı etkinlikte Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla oluşturulan müzik evi hizmete açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan Karesi ve Kepsut belediyelerince desteklenen Balıkesir Okuyor projesinin etkinliği Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı bir açılış konuşması yaptı. Okuma alışkanlığını arttırmak için böylesi projelerin gerçekleştirildiğini belirten Mustafa Çaltı, Balıkesir Okuyor projesi hakkında bilgi verdi. Günümüzdeki küreselleşme ile başlayan gelişmeler sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda birçok fırsat sağlamıştır. Ancak bu küreselleşme sosyal hayatı tehdit eden problemlerin ortaya çıkmasını da oluşturmuştur. Projeye kitap desteği sağlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da düzenlenen bu projeye destek vermekten kıvanç duyduklarını ifade etti. İl Kültür Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu valiliğimizin başkanlığındaki bu etkinliğe biz de Karesi Belediyesi olarak katılmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Proje ortaklarından Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankulsa yaptığı konuşmada İl Kültür Müdürlüğümüzün Balıkesir Okuyor projesiyle 2006 yılında yapılan bu okulun müzik evi inşaatı da Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve belediyemizin iştirakiyle tamamlandı. Hiçbir ilçeye hatta ile bile nasip olmayacak bir tesisin içinde bulunuyoruz dedi. 2006 yılında yapılan okulun bu müzik evi inşaatı da YMK ve belediyemizin de iştirakiyle bitirildi. Aynı zamanda burası da açılmış oluyor. Evet, hiçbir ilçeye hatta birçok ile bile nasip olmayacak bir tesisin içinde bulunuyoruz şu anda. Burada 150 bin lira değerinde müzik aletleri ve artık ülke çapına yayılmış ünü olan bir ritim grubumuz var bu yatılı okulda. Alimi ve uleması çok olan ilin okuyanının da çok olması gerektiğini belirten Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, bugün İller Okuyor projesinin önemli bir ayağını da Balıkesir ilimizde gerçekleştiriyoruz. Şimdi buna yeni bir ivme kazandırmış oluyoruz. Ben Karesi ve Kepsut Belediye Başkanlarımızı kutluyorum dedi. Alimi, uleması ve yazarı çok olan bir ilin okuyanı da çok olması lazım diye düşünüyoruz. O nedenle de bugün burada daha önceden başlatılan, biraz önce başkanımızın söylediği, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün iller okuyor diye başlattığı projenin önemli bir ayağında biliyorsunuz burada Balıkesir ilimizde gerçekleştiriyorduk. Şimdi ona yeni bir ivme kazandırmış oluyoruz. Ben bu vesileyle belediye başkanlarımızı, Kepsut ve Karesi belediye başkanlarımızı kutluyorum. Konuşmaların ardından projeye katkı sağlayanlara Vali Yaman tarafından plaket verildi. Sayın Vali. Sayın Vali. Erdal Bey. Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Okulu Ritim Grubu tarafından sunulan gösteri herkesten tam not aldı. Halk oyunları, gösterileri ve mini konserin ardından öğrencilere kitap seti hediye edilmesiyle etkinlik sona erdi. Sevgili seyirciler, Balıkesirli hayvanseverler Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ziyarette bulundu. Ziyarette Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Belkıs Biçer ve yönetimi Başkan Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Balıkesir Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Belkıs Biçer ve yönetimi Başkan Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Tadilat var orada Mustafa, kusura bakmayın. Dernek Başkanı Belkıs Biçer ve yönetimi Başkan Yücel Yılmaz'la yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Buketon projesiyle ilgili siz memnuniyetinize. Evet, ondan hayır. Biz geldiğinizde ilk defa bir belediye başkanı, sokak hayvanlar için ilk yorum başkanı dedi. Hakikaten. Barınağa gitmeyi, sokakları düşürmeyi. Balıkesir'e yapacağımız bütün o çalışmalardan dolayı sizi yürekten tebrik ediyorum. Çalışma ekibimiz güçlü. Evet. Sokak hayvanları için yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgede yaşayan başıboş köpeklerin doğal ortamlarında yaşamaları için kırsal kesimlerdeki gönüllü vatandaşlara belirli bir miktar bakım ücreti karşılığında teslim edileceğini söyledi. Bir köpek başına bir bütçe belirlesin.
sokak hayvanı olarak. Bunları kısırlaştırdıktan sonra köydeki zaten hayvan bakan vatandaşlarımıza emanet etsin. Yani mesela bir köylüye bir köpek için 50 lira para verip 20 tanesine bakmasını, bu köpekler sana zimmetliyorum deyip onlara bir avamı yapıp, işte köyde zaten bununla ilgili yiyecek desteği de bizim organizasyonlarımız yapar. Köpeklere sahip çıkıp köyde, her köyde bir iki tane, 50 tane köpeğe bakan, 20 tane köpeğe bakan. Para değilse efendim, ona göre. Bizler parayı sever insanları. Nasıl? Para değilse bütçe olur ama mama. Yani köpek değilse hayvan mama. Hayır, biz şeye vermez. Bakan adama bakıcı görevler. Bunu diyoruz. O başlık vermez. Yürümeye yani. Senin vaziften bu köpeklere bakmak, evet. Her baktığın köpek için aylık 50 lira vereceğiz. Mesela 20 köpeğe bakıyorum. Herkes bakar. O bakar ona. Besler, biz de ana temel ihtiyaçlarını, işte kasaplarla, şeylerle anlaşıp onu besleyeceğiz. Başkan Belkıs Biçer de Pugedon adı verilen sokak hayvanlarına doyurma geri dönüşüm kutusuyla hem sokak hayvanlarının beslenmesine hem de geri dönüşüme katkı sağlayan Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Karesi Belediyesi'nin bu projesinin tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyen Biçer, sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı Bahçeli Evler, 52 Evler ve Kuvayi Milliye mahallelerine de yerleştirilmesini talep etti. Sevgili seyirciler, Bigadiç yolu ilçe girişinde bölünmüş yol ve ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Belediye Başkanı İsmail Avcı, 2800 metrelik giriş bölümünde çift taraflı ağaçlandırma ve aydınlatma yapılacağını söyledi. Bigadiç yolu ilçe girişinde yapılan çalışmaları Orman İşletme Müdürü Raşit Namver ve beraberindekilerle birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Avcı, KRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İstimlak ve dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Avcı, bölünmüş yolla ilgili vaat ettiklerini yerine getireceklerini söyledi. Balıkesir'den Bigadiç'e kadar dublo yolun nihai tamamlanıyor. Evet. Tamamen şehrin girişine kadar önümüze de görüldüğü şekliyle işe devam ediyor. Yan tarafına bir taliye deremiz vardı, onu ıslah ettik. Taliye deremizi ıslah ettik. Onun yanına yeni bir yol çalışmamız var. Buraya tamamen insanların sabah ve spor yapabileceği, aşağıda Cevizli dediğimiz eski bizim panayır yerimize insanların rahat ulaşabileceği, gidip orada kültür, fizik, spor hareketlerini yapıp, hafta sonları pikniğini yapıp, yan yoldan da şeyi sağlayacaklar, şehre intikali sağlayacağız. Arada bir bölmemiz var, buraya da köprüler yapıp, piknik alanı, oturma grupları, dinlenme alanları yapıyoruz. Orman İşletme Müdürü Raşit Namver de ağaçlandırma konularında bilgi verdi. Şu anda diktiklerimiz 800 civarında. Evet. Boylu çınar dikiyoruz 10 metrede bir. Biliyorsunuz şehrin ilk girişi vitrindir. Yani girişin bir kere görsel olarak güzel olması gerekiyor yani. Başkanımın da dediği gibi şehrinde hiç sportif olarak yapacak spor yapacak imkanı olmayan bir görüntüdeydi. Bu spor yapma olanağı yönüyle de iyi olacaktır yani. Başkan İsmail Avcı ayrıca orta refüj ve aydınlatma ile ilgili gelişmeleri de ayrıntılı olarak anlattı. Şehre girişimizden 2800 metre mesafeden o dar yardım mevkisinden aşağı indikten sonra şehre 2800 metre mesafeden şehre kadar çift taraflı aydınlatma yapıyoruz. Bunu Balıkesir Aydınlatma Kurulumuzdan geçti. İnşallah bir yıl içinde bu tamamlanacak. Orta yerine bunun çok özel bir ağaç olan oya ağacıyla 1400 tane oya ağacı dikiyoruz orta refüjümüze. Oya ağaçlarının içinden sağına da akasya ağacı ve aralara da çınar ağaçları birbirini tamamlayacaklar. İnşallah Balıkesir'den gelirken çay kenarından itibaren şehre kadar 2,5 kilometre olan mesafede yeşilliklerin içinde, güllerin arasında çiçek bahçesine girer gibi bir gece gireceğiz. Sevgili seyirciler, Havran İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası tarafından iyi tarım konulu panel düzenlendi. Panelde izlenebilir ve güvenilir gıdanın önemine vurgu yapıldı.
Havran İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde İyi Tarım konulu panel düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında konuşan Havran İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, gelişen teknolojinin tarıma da etkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek daha büyük ve standartları yüksek işletmelerin kurulduğunu öne sürdü. Özbudak, tüm dünyada tarım ürünlerinin izlenebilir ve güvenilir olması gerektiğini, ayrıca organik tarıma da destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Panelde İl Tarım Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaner Özmen, Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş, eski Maliye Bakanı Ekrem Pakdemir'le birer konuşma yaptı. Havran ve civar ilçelerimizde bu iyi tarıma yönelik katılımlar çok ilgi çektiği tarafımızdan gururla gözlenmektedir. Biz de bu şekilde bu ilgiden dolayı çalışma azmimiz her geçen gün artmaktadır. Etkinlik sonunda Tarım Bakanlığı tarafından proje kapsamında iyi tarım uygulamasını ve yaygınlaşmasını başarıyla gerçekleştiren 22 çiftçi sertifikalarını Kaymakam Yasin Öztürk, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş'un elinden aldı. Sevgili seyirciler, Burhaniye'nin doğal kaynak suyu olan düdüklü suyu vatandaşlar tarafından çokça tüketiliyor. Burhaniye'de 34 ayrı noktada bulunan düdüklü suyu çeşmesine bir yenisi daha eklendi. Burhaniye doğal kaynak suyu olan düdüklü suyu 28 kilometre uzaklıktaki Karadere'nin Güzde yaylasından getiriliyor. Doğal kaynak suyu şehir merkezindekiler başta olmak üzere diğer vatandaşlar tarafından da çokça tüketiliyor. Tarım alanlarında da kullanılan düdüklü suyu şehir merkezinde 34 ayrı noktadaki çeşmeden akıyor. Burhaniye Belediyesi'nin halka ücretsiz olarak verdiği düdüklü suyu çeşmeleri Bahçeli Evler Mahallesi Kemer Sitesi'nin yanında yapılan yeni çeşmeyle 35 oldu. Burhaniye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan Bahçeli Evler Mahallesi halkının yıllardır talebi olan yeni bir düdüklü suyu çeşmesi, Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın girişimleriyle mahalle halkına hediye edildi. Baski Körfez Şube Müdürlüğü tarafından getirilen hat çalışmaları devam ediyor. Halkımızın isteği üzerine düdüklü suyun ikinci çeşmesini yaptırıyoruz inşallah. Halkımıza hayırlı olsun. Başkanımızla da görüştük. Sağ olsun, yardımcı oldu, çeşmeyi yaptırıyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1,5 yıl önce batan kuru yük gemisi balıkçılık yapan köylülere isyan ettirdi. Balıkçılar hem çalışma alanlarının kısıtlandığını hem de geminin tehlike saçtığını öne sürdüler. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce batmak üzereyken çekilerek Narlı'ya getirilen Paşa isimli büyük kuru yük gemisi iskelede battı. Marmara Adası'nın 3 mil açığında yük kayması sebebiyle 50 derece sancak tarafına yatan ve ambarlarında sunta, güvertesinde ise konteyner bulunan gemi Narlı iskelesine çekildikten sonra sulara gömülmüştü. Yetkililer hacizde olan gemiyi inceledi ve içindeki yakıt boşaltıldı. Hacizde olduğu için yerinden kaldırılamayan ve bir kısmı su yüzünde kalan gemi nedeniyle 1,5 yıldır Narlı köyündeki limana balıkçı gırgırlarının yanaşmaları neredeyse imkansız hale geldi. Uzun süredir iskelede duran gemi iddialara göre denizde tehlike de saçmaya başladı. Geçimini balıkçılık ve turizmden sağlayan Narlı sakinleri, batık geminin çıkarılma çalışmalarının belirsizliğini koruduğunu, yazın meydana gelebilecek boğulma vakalarından endişe ettiklerini dile getirdiler. Kalkmasını isteriz abi, köyümüzün gelir kaynağını öldürüyor. Gırgırlar yanaşamıyor, burada gırgırın yanaşması, bakkala, fırıncıya, kahveciye herkese zarar. Evet. Yetkililer bir an önce kaldırması bizim için daha iyidir. Geliyorlar, işlem yapıyorlar ama icralık olduğu için dokunamıyorlar herhalde gemiye. Bir senedir böyle yatıyor burada. Burası abi adaların merkezi. Avuçta'dan, Marmara'dan gemiler yanaşıyor buraya. Ama bu gemi yüzden gelemiyor. Ambulanslar gelemiyor buraya, alamıyorlar bunu. Tabii bu ciddi. Onun için mecbur gidiyor her yerde. Havada yanaşamıyor bu gemi olduğu için. Eskiden bu gemi yokken çok güzel burada ulaşım oluyordu yani. Bazı zor durumlar oluyor mesela. Buradan gemiler arabalarını çıkartmak istiyor. Buradan en rahat şekilde merkez nokta olduğu için buradan daha rahat çıkartabiliyorlar.
Esnaf burada büyük bir sıkıntı yaşıyor bu gemi yüzünden. Yani yok, buraya ne kadar tekne gelirse o kadar daha esnafın işi düzeliyor. Onun için kalkmasını istiyoruz. Yetkili tüm makamlarla irtibata geçmesine rağmen sorunun çözüme kavuşmadığını söyleyen köy muhtarı Burhan Çandar, iskelede batık vaziyette bulunan gemi yüzünden balıkçı teknelerinin de büyük gemilerin de oraya yanaşamadığını söyledi. Bütün yetkililere hepsini dilekçelerimi yazdım verdim. Evet. Şu an Denizcilik Bakanı biliyor, bu geminin burada batık olduğunu biliyor. Biliyor. Peki ne dediler? Şu an hiçbir ilerleme yok. Bizim köyümüzün çok büyük geçimi bu balıkçılıktan. Bir gırgırda 30 kişi var, 2-3 tane gırgır geldiği zaman 90 kişi yapar. Esnafa büyük faydası, fırıncısı, bakkalı, manavı hepsi faydalanıyor. Ama bu gemi yüzünden gemiler yanaşamıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'de 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 80. yılı nedeniyle Balıkesir Barosu Kadın Hakları Komisyonu bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı. Türkiye'de kadının seçme ve seçilme hakkı. Balıkesir Barosu'nda Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında avukat Tuğçe Erel ortak basın bildirisini okudu. 5 Aralık 1934'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10 ve 11. maddelerinin değiştirilmesiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını ve ilk kez 1935'te 18 kadının parlamentoya girdiğini belirten Tuğçe Erel, böylece çağdaş bir ülke olmanın da ilk adımının atıldığını söyledi. 1935'te 18 kadın ilk kez parlamentoya girmiştir. 1934 tarihli yasa sadece kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı vermemiş, demokratik ülkeler seviyesinde çağdaş bir ülke olmanın da ilk adımını atılmıştır. 18 kadının ilk kez parlamentoya girdiği 1935 seçimlerinde kadın temsil oranı %4.5'tir. Bu öncü rolüne rağmen Türkiye'nin kadınların seçme ve seçilme oranı açısından günümüzdeki durumu pek de iç açıcı değildir. 2011 seçimlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönemindeki kadın milletvekili sayısı bir önceki seçimlere göre 50'den 78'e çıkarılarak 18 kişi artmıştır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen dönem %9 olan kadınların temsil oranı da %14'e çıkmıştır. Avukat Tuğçe Erel açıklamasında ülkemizde kadınların yönetimdeki hakkını ancak siyasete katılarak kullanacağını vurguladı. Kadınlarımız ekonomik ve sosyal yaşama katılımda, karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynamalı, siyasal alanda daha yüksek oranlarda temsil edilmelidirler. Kadınlarımızın öncelikle toplum içerisinde var olmak için mücadele ettiği bir ülkede onların siyasete tam ve aktif katılımını sağlamak için pozitif ayrımcılık temelinde demokratik atılımların bir an önce yapılması gerekmektedir. Biz kadınlar ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almalı, yeniliklerin öncüsü olmalı, siyasal yaşamda etkinliğini arttırmalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalıdırlar. Basın toplantısında gazetecilerin bir sorusu üzerine avukat Kezban Kalcı da Balıkesir'de kadınların haklarını tam manasıyla bildiklerini zannetmediğini söyledi. Kadınlarımızın çok büyük bu haklarını bildiğini zannetmiyoruz. Bu konularla ilgili baro olarak ve daha önce dediğinde bazı şahsi çalışmalarımızdan dolayı kadınlara yönelik bir toplantılarla beraber bir kısmında bu haklarını anlatmaya çalıştık. En azından bir şiddete maruz kaldıklarında bir uzaklaştırma alınabileceğini, nerelere başvurulabileceğini, baromuzdan destek alabileceği konusunda biz onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Ve baro olarak da her fırsatta mutlaka yardımı ihtiyaçları olduğu zaman arkalarında olduğumuzu da her fırsatta duyurmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş bilet fiyatları üzerinde etki oluşturmadı. İşletmeciler akaryakıtın değil vergilerin azalması gerektiğine dikkat çektiler. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş seyahat firmalarına etkilemedi, bilet fiyatlarında da bir düşüş yaşanmadı. Özel bir firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Tamat Şengörenoğlu, liste fiyatından bile daha düşük taşımacılık yaptığımızdan dolayı bilet fiyatlarımıza henüz yansıtamadık dedi. BDK yaklaşık 3-4 ay önce benzin fiyatlarının yüksek seyretmesinden dolayı ve bayi dağıtıcı karlılıklarının yüksek bulmasından dolayı bir müdahalede bulunmuştu. Buradaki bulunduğu müdahalede bu toptan bayi fiyatlarını ve dağıtıcı fiyatlarındaki kuruş bazında karlılıklarını revize etti ve 14 kuruş aşağıya çekti. Tabii bu direkt 14 kuruşluk aşağı çekmeden dolayı pompa fiyatına yansıyan azalma
firmalara yansımadı. Bunun nedeni de bu aradaki azalmayı biz de ana bayi ve benzin istasyonu ve firma olarak yüklenmek zorunda kaldık. Bunun sebebi de bu azalma. Diyelim ki 12 kuruşluk bir azalmaydı. 12 kuruşluk bir azalmayı bizler bayiler olarak üstlendik. Firma olarak üstlendik. Ana dağıtıcı Shell ve diğer firmalar gibi büyük firmalar üstlendiler. Tabii vatandaşa yansıyan bu 70 kuruşluk indirim bizde 45 kuruş gibi bir yansıma olarak oldu. Bir başka işletmeci İsmail Çorapçıgil ise biletlerde herhangi bir indirim olmadığını dile getirerek 10 yıl önceki bilet fiyatlarıyla taşımacılığın devam ettiğini söyledi. Çorapçıgil, mazotun üzerindeki vergi garaj çıkışları daha çok yer kaplıyor ifadelerini kullandı. Mazottaki vergi düşerse belki o zaman yansıma yapar. Yoksa mazotun yani birisi almış birisi satmış. Sadece o. Verginin düşmesi gerekiyor. Vergi düşerse yolcuya yansır. Yolcunun cebinden bir bilet fiyatı eğer 30 liraysa 25 lira öder. O zaman onun cebine yansımış olur. Ama vergisi düşerse. Seyahat eden yolculardan bazıları bilet fiyatlarına uygun bulurken bazıları ise fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ben sürekli Kuşadası, Germencik arası gidip geliyorum. Orada çalışıyorum. Sabah akşam gidip dönüyorum. Fiyatlar aynıydı. Hiç indirim falan olmadı. Fiyatlar normal değil. Bu anormaldir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Fiyatlar yüksektir. Geçen sene aynıydı. Bu sene de aynı. Ben ayda 3 kere gelip gidiyorum. 17 lira 17 lira. Değişen bir şey yok. Keşke düşse de 10 liraya gelseniz. Bilet fiyatlarında 2 ay önce, 3 ay önce neyse yine aynı biletler devam ediyor. Basından, televizyonlardan dinliyoruz. Söylüyorlar yani yabancı ülkelerdeki, diğer devletlerdeki mazot akaryakıt fiyatları ucuzladı. Bizde de ucuzluyor ama fakat biletlere hiçbir zaman için yansımadı. Vergi Türkiye'de dünyada birinciymiş akaryakıt vergisi. Bunun düşmediği müddetçe gerek yani ulaşımdaki firma sahipleri gelse yolculara bu yansımıyor. Herkes aynı yani şeyi beyanı belirtiyor. Sevgili seyirciler, Süper Lig ekibimiz Balıkesir Spor anlaşma sağladığı teknik direktör Kemal Özdeş ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Ali Hikmet Paşa tesislerinde düzenlenen imza törenine Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Tuna Aktürk ve Kırmızı Beyazlı Kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Süper Lig ekiplerinden Balıkesir Spor anlaşma sağladığı teknik direktör Kemal Özdeş ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Dün itibariyle teknik direktör Sayın Kemal Özdeş ve ekibiyle anlaşmış bulunmaktayız. Ali Hikmet Paşa tesislerinde düzenlenen imza törenine Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Tuna Aktürk ve Kırmızı Beyazlı Kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Aktürk, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bir kararla takımı bundan sonra Kemal Özdeş ve ekibinin çalıştıracağını belirterek daha önce görev yapan İsmail Ertekin ve ekibine teşekkür ediyoruz dedi. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle almış olduğu bir kararla takımımızı bundan sonra Kemal hocamız ve ekibi idare edecek. Bizler daha önce görev yapan İsmail hocaya ve ekibine buradan yine bir defa daha teşekkür ediyoruz. Kemal hocamıza da ve ekibine de bundan sonraki beraber olacağımız dönemde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kemal hocamızın ekibinde Murat Duman, Murat Aslan, Hayrettin Demirbaş, Serkan Afacan ve İsmail Özünal kendisi ve beş arkadaşı beraber çalışacak. Teknik direktör Özdeş ise tanıdığı ve bildiği bir camiaya geldiğini belirterek geçen yıl Manisa Spor'u çalıştırırken Balıkesir Spor'la rakip olduklarını ifade etti. Takımın 39 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmasının öneminden bahsederek kalıcı olmanın önemli olduğunu söyledi. Ben de tanıdığım bildiğim bir camiaya geldim çünkü geçtiğimiz yıl birbirine rakip iki takımdık. Ben geçtiğimiz yıl Manisa Spor'un başındaydım. Ve geçen yıl olağanüstü bir performans sergileyen bir takımın başına şu anda teknik direktör oldum. Evet, bir önceki yıl ve geçtiğimiz yıl 39 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın anlamını çok iyi kavrayabiliyorum. Bunun için verilen mücadeleyi çok iyi biliyorum ve bunu gözlemledim. O ne kadar anlamlı ve önemli ise şöyle düşünüyorum ki
39 yıl sonra lige çıkmak ne kadar önemliyse bu ligde kalmak bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Öncelikle oyuncuların duygularını değiştirmek isteyeceğini aktaran Özdeş, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Aslında burada artık çok fazla söz söylemeye gerek yok. Bundan sonra bizim maç kazanmamız gerekiyor. Burada ilk önce oyuncuların duygularını değiştirmek isteyeceğim. Dün onlarla konuştuğumda bugünün sıfır bir başlangıç olduğunu tanımlamaya çalıştım. Daha henüz ligin üçte biri bitmeden puanın çok anlamlı olmadığını söyledim onlara. Çünkü daha oturmuş takımlar, daha yatırım yapmış takımlar aynı başarısızlığı puan olarak da görüyorlar. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yarın oynanacak Fenerbahçe maçına değinen Kemal Özdeş, takımına güvendiğini belirterek yarın yeni bir başlangıç olacak, yeni bir enerji çıkacak ortaya. Umuyorum burada istediğimiz şeyleri gerçekleştireceğiz ve ligde kalacağız dedi. Yarın dedim ki sizin karakterinize, sizin birlikteliğinize ihtiyaç var dedim. Sizin yanınızda 12. bir oyuncu gibi saha kenarında duracağım dedim. Ben onlara güveniyorum. Bizim takımımız geçtiğimiz maçlara bakarsanız birkaç maçın dışında o sonucu alabilecek oyunlar oynadı. Ancak maçlar böyledir. Sonuç olarak geriye düştüğünüzde bazen o duyguyu yönetemezsiniz. Yarın umuyorum bu böyle olmayacak. Yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir enerji çıkacak ortaya. Tekrar ediyorum. Geçen sene o taraftardan çok etkilendim. Bizi maçı 1-0 kazandığınızda bunu basın toplantısında da söyledim. Bu taraftarı kıskanıyorum dedim. Şimdi de nasip oldu bu taraftarın hocası olmaya. Umuyorum burada istediğimiz şeyleri gerçekleştireceğiz ve ligde kalacağız. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Özdamarların spor haberlerini sunar. Balıkesir Spor'la Fenerbahçe 6 Kasım Cumartesi günü saat 18.45'te Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta 7. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek 2 Süper Lig, 4 de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takım ilk kez 1971-1972 sezonunda karşı karşıya geldi. 29 Aralık 1972 tarihindeki Türkiye Kupası maçı saat 14.15'te Balıkesir Atatürk Stadı'nda Yavuz Tunç yönetiminde oynandı. Necdet Oran'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Balıkesir sahaya Necdet İnanç, Fuat Seyrekoğlu, Onursal Uraz, Nadir Örsel, Süleyman Çağlar, Cavit, Faik, İbrahim Rıdvan Kaner, Mahmut Evren, Taner Tahir İnce 11 ile çıktı. İki takım arasındaki rekabetin başlangıcı olan bu tarihi maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 1975-76 sezonunda Balıkesir Spor'la Fenerbahçe arasında oynanan ilk Süper Lig müsabakası ise 5 Ekim 1975 tarihinde saat 16.30'da İnönü Stadı'nda Fehmi Pazarcı yönetiminde oynandı. Candemir Berkman'ın talebeleri bu maça Bülent Önasya, Mustafa Çimen, Bülent Gürsoytrak, İsmail Dilber, Kazım Ergül, Kamuran Gazi, Gediz Göl, Reşit Koşar, Veli Tekin, Ümit Kayıhan, Özer Umdu 11 ile çıktı. Fenerbahçe bu maçı 26. dakikada Engin Berel, 38 ve 73. dakikalarda Cemil Turan'ın attığı gollerle 3-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 14 Mart 1976 tarihinde saat 15'te Orhan Cebe yönetiminde Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynandı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bugüne dek oynanan 6 maçta Balıkesir Spor Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi. 3 maçı Fenerbahçe kazandı, 3 maç berabere bitti. Fenerbahçe 9 gol attı. Balıkesir Spor ise sarı lacivertli filelere sadece 2 gol gönderebildi. Şu anda ceza sahası üzerinde top Fenerbahçeliler çıkartıyorlar. İki takım arasında gollü beraberlikle biten tek maç yine Türkiye Kupası'nda 24 Aralık 1975 tarihinde İnönü Stadı'nda oynandı. Yılgör Öktem'in yönetiminde oynanan maçın ilk golü 10. dakikada Ender Koca'nın ayağından geldi. Balıkesir Spor bu gole 67. dakikada Mustafa Çimen'le yanıt verince maç 1-1 beraberlikle bitti. Yaşar'da. Yaşar ortaladı topu.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu'nun 4 Aralık 2014 tarih ve 38 sayılı toplantısında almış olduğu karara göre Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu ucuz kurtuldu. Eskişehirspor maçının 85. dakikasında önce sarı kart gören, daha sonra müsabaka hakemi Tolga Özkalfa'nın yardımcılarının uyarısıyla direkt kırmızı kart gören Fenerbahçe kaptanı, anımsanacağı gibi yardımcı hakem Ekrem Kan'a bela okuduğu gerekçesiyle direkt olarak oyundan atılmıştı. Daha sonra Emre'nin "belanızı vermesin" diye bağırdığı yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyınca cezasında indirime gidildi. Böylelikle 3 maç ceza alması gündemde olan Fenerbahçe kaptanı küfür ve hakaretten ceza almaktan kurtuldu. Sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası alan Emre Belezoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan Kayseri Spor maçında forma giymeyerek cezasını tamamladı. Böylelikle 6 Aralık Cumartesi günü saat 18.45'te oynanacak Balıkesir Spor karşılaşmasında Emre Belezoğlu görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin yapılan eylemi "bu bir hakarettir" diyerek Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etmesine rağmen Belezoğlu'nun sadece bir maç ceza alması spor kamuoyunda sürpriz karar olarak değerlendirildi. 6 Kasım Cumartesi günü saat 18.45'te Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak Balıkesir Spor Fenerbahçe maçına Halis Özkahya atanınca sosyal medya adeta coştu. Fenerbahçe taraftarlarının bu atamaya tepki göstererek Özkahya ve Merkezi Hakem Komitesi'ni etkilemeye çalıştıkları gözlenirken 3 Kasım 2014'te oynanan Torku Konyaspor Kardemir Karabük Spor karşılaşmasından bu yana maç yönetmeyen Özkahya'nın, özellikle 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe maçında Meyreles'in atılmasındaki tutumu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulması dikkat çekti. Anımsanacağı gibi Halis Özkahya bu maçta Meyreles'in kendisine tükürdüğünü rapor edince Portekizli futbolcu 8 maç ceza almış, bu ceza daha sonra 4 maça indirilmişti. Bu maçtan sonra Kayseri Erciyesspor-Fenerbahçe maçına atanan Özkahya'nın 7.1 gibi düşük not olarak kıza çekildiğini anımsatan Fenerbahçe taraftarları, Özkahya'nın uzun bir aradan sonra bu maça tayin edilmesini anlayamadıklarını belirtti. Öte yandan Halis Özkahya ile bugüne dek 21 maça çıkan Fenerbahçe 13 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Balıkesir Spor ise Halis Özkahya ile 19 Ocak 2014 tarihinde Balıkesir Atatürk Stadı'nda Fethiye Spor'la oynadığı ilk ve tek maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde 2 Aralık Salı günü Gençler Edebi Yad Ediyor etkinliğiyle başlayan tematik günler ilgi topluyor. 15 günlük periyodlar halinde Balıkesir Gençlik Merkezi Kültür Odası'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin bundan sonra sanat, spor, edebiyat, tarih, manevi değerler ve teknoloji alanlarında yapılmasının planlandığı öğrenildi. Edebiyata ilgisi olan gençlerin katılımıyla samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ilk etkinliğe Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi Gülnur Gündoğan da bilgi ve tecrübeleriyle renk kattı. Yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan Gündoğan, ilk kitabını 21 yaşında yazdığını belirtti. Aşk Beni Bulur eserinin ardından Gül ve Sevda ve Seninle İyiyim adlı kitapları yazan Gündoğan gençlere tavsiyelerde bulundu. Lezzet öz damarlarım spor haberlerini sundu. Şapkadan tişörte, kalemden ajandaya ihtiyacınız olan tüm promosyon ürünlerine Petek Offset kalitesiyle ulaşabilirsiniz. Petek Offset 0266 221 3036 0532 135 05 19. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ, Balıkesir Un markası ve Balıkesir Yem sektörünün öncüsü Çiçek Yem markasıyla dün olduğu gibi bugün de kaliteli üretim anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ. Öz damarlar.
1953'ten beri buğday unu imalatıyla güvenle büyüyen Özdamarlar Un, yurt içinde ve yurt dışında gıda sektörünün tercih edilen markası olmanın haklı gururunu yaşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında tüm seçkin üretim sertifikalarının yanı sıra uluslararası WCS, IMO ve helal gıda sertifikalarının sahibi Özdamarlar Un, kaliteyi ve güveni sofralarınıza taşıyor. Özdamarlar Un, 1. Gündoğan Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, numara 39, Balıkesir'de. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Rahatınız için her ayrıntıyı düşündük. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi sahibi Galip Ertekin. Telefon 221-44-46. www.ilerideinşaat.com. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sağanak yağmurlu. En yüksek 17, en düşük 10 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 11 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Edremit yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 18, en düşük 13 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 17, en düşük 13 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 11 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 8 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 7 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 6 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 11, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 11 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 10 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 9 derece. Salı günü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip Çiçek Yağ, Has Un ve Yem Fabrikaları AŞ hava durumunu sundu.